hazırsa yeni oturumumuz başlıyor. Şişe Cam'dan Düz Cam Trakya Fabrikası Fabrika Müdürü Sayın Güral Savaş Türk bizlerle. Güral Bey hoş geldiniz. Sahne sizin. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba arkadaşlar, herkes hoş geldi. Ben Güral Savaş Türk, Türkiye Şişe Cam Fabrikaları Düz Cam Trakya Fabrikası Müdürüyüm. 1969 Uşak doğumluyum. Türkiye'nin ilk düz cam fabrikası olan Çayırova'nın lojmanlarında büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gebze'de tamamladım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisi bölümünü bitirdim. Evliyim, iki yetişkin çocuğum var. Daha öğrenciyken piyasada farklı iş kollarında çalıştım. 1994 yılında Şişe Cam'da, Çayırova'da geçici kadro ile çalışmaya başlayarak Şişe Cam kariyerim başladı. 1997 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra Trakya Fabrikası'nda üretim planlama şefliğinde işbaşı yaptım. Sırasıyla özel kesim şefliğinde, soğuk cam üretim şefliğinde ve fırın harman şefliğinde görev aldım. 2010 yılında ilk terfimi alarak fırın harman şefi oldum. 2012 yılında üretim birliğine terfi ettim. Yine bir yıl sonra 2013 yılında terfi ederek Mersin Fabrikası'na fabrika müdürü oldum. Ve 6 yıl görev aldıktan sonra 2019 yılında tekrar aynı görevle bu fabrikaya, yani Trakya Fabrikası'na çalışmaya başladım. Fabrikanın farklı pek çok alanını görme ve deneyimleme şansı elde ettim. Bu deneyim bana farklı bakış açıları geliştirmemi ve olaylara daha kapsamlı yaklaşarak hızlı çözüm üretme yetisi kazandırdı. Gururla çalışmakta olduğum Şişe Cam, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yenilikçi vizyon doğrultusunda direktifiyle kurulmuştur. Şişe Cam bugün düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv camları, maden, cam elyaf, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında faaliyet gösteren küresel bir oyuncudur. 4 kıtada 14 ülkede 43 tesiste üretim yapıyor, 150'den fazla ülkede ürünlerimizi milyonlarca insanla buluşturuyor ve 22 bine yakın çalışanımıza istihdam sağlıyoruz. Şişe Cam Düz Cam bugün alanında Avrupa'da lider konumda iken dünyada en büyük 5 üretici arasında yer almaktadır. Şişe Cam Düz Cam Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, İtalya, Rusya, Hindistan ve Mısır olmak üzere farklı ülkelerde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Mimari camlar, güneş enerjisi camları ve beyaz eşya camları olmak üzere 3 ana ürün grubunda faaliyet gösteren Şişe Cam Düz Cam, inşaat, enerji, beyaz eşya, mobilya ve tarım gibi birçok farklı sektöre girdi sağlamaktadır. Rekabet gücünü müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan nitelikli ve kaliteli ürünlerinden alan Şişe Cam Düz Cam, ürünün fabrikadan çıkışından müşteriye ulaştığı ana kadar her aşamayı iyileştirmeye yönelik birçok proje yürütmekte, bu alanda yeni projeler geliştirmeye devam etmektedir. Kısaca cam ve cam üretim proseslerinden bahsetmek istiyorum. Cam, düz cam üretim süreçleri. Cam tüm yapı malzemelerinden farklı bir materyal ve eşsiz bir yapı malzemesidir. Camın diğer inşaat malzemelerine farklılaşması sağlayan en önemli özelliği şeffaflığı olup yaşam alanlarına konfor sağlayan bir yapı malzemesi olarak öne çıkar. Enerji tasarrufunda cam kullanımı, yalıtımlı, yüksek performanslı camlar binalarda enerji tüketimini azaltır. Tasarım, dekorasyon ve estetikte cam kullanımı dış cepheden iç dekorasyona, korkuluk, separatör, kapı, masa, merdivenler, balkon, ayna, kış bahçesi, mobilya, pencere, beyaz eşya ve daha birçok alanda kullanılan cam estetik bir tasarım anlayışı getirir. Gürültü kontrolünde cam kullanımı, akustik özellikli camlar insanların stres seviyesinde olumlu yönde etki eden ortamlar yaratır. Emniyet ve güvenlik camın kullanımında bu camların çok çeşitli kaplama özellikleri sayesinde cam kırılsa dahi dağılmama özelliğini barındırır. Burada da camın farklı sektörlerde, farklı yerlerde kullanıma ait görselleri görmekteyiz. Cam amorf yapılı bir katıdır, şeffaftır, kimyasal direnci yüksektir, sert ve kırılgandır, mekanik mukavemeti yüksektir, sıvı fazla viskozitesi yüksektir, sıvı fazla elektriği iletir fakat katı fazla elektriği iletmez, kalıcı ve geçici gerilimler taşır. Ergimiş camın ergimiş kalı üzerinde yüzdürülmesiyle şekillendirilir. Mükemmel yüzey düzgünlüğe sahiptir. 0,3 ile 20 mm arası kalınlıklarda üretilebilir. Soda kireç silis camıdır. Türkiye'de Şişe Cam'a ait 8 düz cam hattı bulunmaktadır. Türkiye dışında Bulgaristan'da 2, İtalya'da 2, Hindistan'da 1, Mısır'da 1,
Toplamda 6 adet bulunmaktadır. Dünya genelinde de 14 flot hattımız vardır. Bu 14 flot hattıyla da Avrupa'da birinci, dünyada da 5. sırada yer almaktadır. Bu slaytımızda standart bir flot hattının görseli bulunmaktadır. Genel anlamda biz üretim prosesini iki kısımda ayırabiliriz. Birinci kısım sıcak kısım dediğimiz yer, diğer kısım da soğuk camdır. Sıcak kısım diye tabir ettiğimiz yerde fırın harman şefli, üretim şefli bulunmakta. Soğuk dediğimiz yerde de soğuk cam üretim şefli kesme hattı bulunmaktadır. Genel olarak ham maddeler fabrikamıza gelir ve silolarda stoklanır. Reçeteler doğrusunda ham maddeler tartılarak reçete oluşturur ve bunlar bantlar sayesinde fırında burada bulunan bunkere doldurulur. Ve gene şurada da resimlerine görebileceğin harman besleyici sayesinde fırın içerisinde beslenir. Şurada gördüğümüz bu alan cam havuzudur. Burası dinlendirme havuzudur. Burası da kalayın bulunduğu banyodur, kalay banyosudur. Yani gene sıcak kısımda iki tane havuzu düşünebiliriz kafamızda. Bir ergimiş camın bulunduğu bir havuz, bir de ergimiş kalayın bulunduğu bir havuz. Yaklaşık olarak bu cam havuzunda 1600 ton cam bulunmaktadır. Kalay havuzunda da 200 ton civarlarında kalay bulunmaktadır. Bir sonraki sayılıklarımızda da değineceğim gibi esasında bu flöt teknolojisi ergimiş camın ergimiş kalay üzerinde yüzdürülerek oluşmasıyla meydana gelmektedir. Burada fırındaki önemli bölümler, rejeneratörlerimiz var, işte cam havuzumuz var, dinlendirmemiz var burada. Dinlendirmeyle fırın havuzunda geçişi sağlayan boyun bölgemiz var. Banyomuz var, işte tarpol makineleri. Bunlara ilerleyen sıraları biraz daha detaylı bahsedeceğim. Ham maddelerimiz, cam oluşturan ham maddeler temel olarak kum, soda, dolomit, kalker, feldspat, sodyum sülfat ve antrasittir. Renkli cam elde etmek için istenen camın rengine göre renklendirici maddeler eklenir. Yakıt ve ham madde tüketiminde tasarruf sağlaması gibi birçok avantajı bulunan bir diğer önemli ham maddemiz de cam kırıdır. Ham maddeler üretim ve lojistik şartlara bağlı olarak silolarda stokludur. Hedef cam ve ham madde kompozisyonları dikkate alınarak reçete hazırlanır. Her bir ham madde silo altı kantarda tartılır ve harman bandına beslenir. Günlük üretimi karşılayacak sayıda harman ve cam kırığı ile karıştırılarak fırın bunkerine beslenir. Burada da bir mimik diyagramımız var bizim harman dairesindeki tartım silolarını, bantları, mikserleri gösteren. Yine burada fırını biraz daha detaylı görmekteyiz. Bahsettiğim gibi burada harman dairesinde hazırlanan harman bu bant vasıtasıyla harman bunkerine boşaltılır. Harman bunkerinin altında bir harman besleyici vardır. Bu harman besleyici ham maddeyi, harmanı fırın içine şarj eder. Burada görmüş olduğumuz rejeneratörler, sağlı ve sollu, rejeneratörlerde bulunan portlarda çıkan alevler, buradaki sarı olanlar, bir de burada ergimemiş olan ham maddelerimiz, harmanımız durmakta. Burada turuncu gibi olan kısımlar ise ergimiş camı temsil etmekte. Bu yapı komple cam havuz olarak geçmekte. Ve afinasyon için, camın dinlenmesi için buradaki dinlendirme dediğimiz bir bölüm var. Burada geçiş yapılan kısım da boyun bölgesi diye adlandırılıyoruz. Portların fırın ile buluştuğu noktada yakma havası beklerden beslenen doğalgaz ile karışır ve yanma gerçekleşir. Ana baca kanalından 500 ile 600 derecede tahliye edilen baca gazı, orijinal sistemi veya buhar türbinleri vasıtasıyla elektrik üretimi içinde kullanılır. Atık gaz enerjisinin %50'si rejeneratörler ile geri kazanılır. Yanma verimliliği, kalite, tonaj temel hedeflerdir. Basınç, seviye, sıcaklık, gaz, hava debileri ve buna benzer tüm veriler online izlenir ve akıllı teknolojiyle yönetilir. Ergimiş cam sıcaklığı en yüksek noktada 1600 derece üzerine çıkar. Ergitme, afinasyon performansı, kalite ve randımanı belirler. Ergitme, afinasyon, homojenizasyon süreçleri tamamlanan cam dinlendirme havuzunda şekillendirme sıcaklığına soğutulur. Yani 1600 derecedeki cam havuzundaki sıcaklık 1070'lere kadar soğutularak şekillendirme hazır hale getirilir. Soğutma işlemi atmosfer havası ile beslenen fanlar vasıtasıyla yapılır. Dinlendirme çıkışında ergimiş cam kalay banyosuna giriş yapar. Kalay banyomuza daha önce bahsettiğim gibi cam havuzu gibi bir kalay banyomuz var, kalay havuzumuz var. Bunun içinde yaklaşık 200 ton civarında ergimiş şekilde kalay bulunmakta. Kalay yoğunluğu cama kıyasla yüksektir. Tedariği kolay, fiyatı görece düşüktür. Ergitme sıcaklığı düşüktür. 232 derece civarında ergime sıcaklığı bulunmaktadır. Normal şartlarda ergimiş cam, ergimiş kalay üzerinde boşaltıldığı zaman, döküldüğü zaman yer çekimiyle
yüzey gerilimleri, yoğunluk farkları ve sürtünme kuvvetleri dengeye ulaştığında kalay üzerindeki cam kalınlığı 6.7 mm olur. Fakat biz 6.7 mm'yi her müşterimize veremeyeceğimiz için bunu farklı metotlarla, tapo makineleriyle inceltiriz veya kalınlaştırırız. Yaklaşık 100 derece ile kalay banyosuna giren ergimiş cam 620 derecede hedef genişlik ve kalınlıkta çıkış yapar. Yani kalay banyosuna 1000 derece civarında giren camımız 620 derecede kalay banyosunu terk ederek tavlama havuzuna girer. Flot prosesinin temelleri 1950 yıllarda Pilkington firması tarafından atılmıştır. Fakat şu anki mevcut kullanılmış haline 70'li yıllarda ulaşmıştır. Ergimiş kalayın üzerinde ergimiş camın yüzdürülmesiyle şekillendirme süreci yönetilir. Yüksek kapasitesi, mükemmel yüzey düzgünlüğü ve yüksek şerit kalitesiyle tüm dünyanın kullandığı tek yöntemdir şu anki bizim kullanmış olduğumuz teknoloji. Burada banyonun dıştan görünüşü vardır. Tapo makinesinin gene dediğim gibi şuradaki gördüklerimiz sarı ve lacivert olanlar tapo makinesinin dış görünüşü. Burada da görsel olarak banyo kalay banyosunu görmekteyiz. Turuncuyla gördüğümüz yer camın kendisidir. Siyah olan kısım da camın altında kalmakla beraber ergimiş kalaydır. Burada da bahsettiğim tapo makineleri sembolik olarak gözükmektedir ve camın kenarını tutarlar bunlar. İster inceltiriz ister kalınlaştırırız. Buradaki tapo makineleri müdahaleleriyle camın kalınlığını ve genişliğini oluştururuz. Burada da şunlar soğutucudur. Yani gene banyo 1000 derece gelen camı 620 derece çıkması için soğutucular kullanmaktayız. Bunlar da o soğutucuları temsil etmektedir. Cam şeridi kalay banyosunu 620'de terk eder. Dış ortamdan izole edilmiş tavlama tüleninde 550 ile 480 derece düz cam tavlama aralıdır ve kalıcı gerilimler bu aralıkta düzenlenir. Bu soğutma tavlama tünelimiz yaklaşık olarak 160 metre uzunluğunda olup 290 tane rulo vardır. Tavladığımız cam bundan sonra kesme hattı, yani daha önce anlattığım gibi soğuk cam kısmına girer. Artık burada yıkama makinesinden geçirilir. Daha sonra hata dedektörünün altından geçer ve gerilim cihazının altından geçer. Bu gördüğümüz mimik diyagramda da soğuk camın kesme hattını görmekteyiz. Dediğim gibi yıkama makinesi, hata dedektörü, gerilim, X kesimler, Y kesimler, toplama robotları ve toplama stakerleri bulunmaktadır. Bunları daha detaylı bakacak olursak, kesme hattı girişine şerit yıkama makinesine girer ve yüzeyleri hata dedektörünü yanıltacak kirliliklerden temizlenir. Hata dedektörü her bir hatanın pozisyonunu, büyüklüğünü ve cinsini tespit eder. Gerilim cihazı kalınlık, tonaj ve şerit eni gerilim dağılımı bilgisini online olarak verir. Burada kesme hattını kontrol sonucunda bulunan optimizasyon sistemi mümkün olan en verimli şekilde standart dışı bölgeleri kırıcıya gönderir. Hedef kalite ve ebat dağılımına göre, yani kısaca müşteri taleplerine göre plaka kesimini yaptırır. Tüm paketlerin kalite, ebat, üretim tarihi, renk, kalınlık, hat ve buna benzer bilgileri üzerlerindeki barkodlarda tanımlıdır ve gizlidir. Temel olarak 3 tane ebadımız var. Jumbo, makine ebadı ve split olmak üzere. Jumbo dediğimiz ebatlar 6 metre 3.21 metre ölçüne sahiptir. Ve bunların lojistik süreçleri özel dorselere yapılmaktadır. Sadece bu ürün için üretilmiş dorselerimiz vardır. Tırların çektiği bu camlarla lojistik yapılmaktadır. Ve en büyük ürettiğimiz camın ebadı da 6 metre 3.21 metredir. Bu hata dedektörü vardı. Hata dedektörünün bağımsız olarak da manuel olarak da hem hata dedektörünü hem de camın kendisini kontrol amaçlı ikinci bir kontrolümüz de vardır. Burada şerit kalitesi dedektör ve saatlik numara yerleriyle takip edilir. Alınan numaralarda optik kalite gözlemi yapılır. Kalınlık, renk, ebat, noktasal hata, optik hata, kaplama, renk ve yansıtma gibi ürün niteliğini belirleyen tüm parametreler kalite kontrol tarafından sorgulanır. Hata türlerinin teşhisi yapılır. Saatlik raporda verilen bilgiler dolayısıyla düzeltici faaliyetler yapılır. Gerektiğinde de ARGE desteği alınır. Müşteri şikayeti gündeme geldiği yerinde ziyaret edilir ve ilgili şikayet spek dışında ise reklamasyon olarak biz bunu kabul ederiz. Bu salakta da her ne kadar görselleri güzel gibi olsa da bizim hiç istemediğimiz şeyler bunlar, hatalar. Segregasyon, AZS1, kasitleri, silika, frost gibi bizim yani en çok camda hata olarak çektiğimizin görselleri var burada. Burada gene anlattığıma yönelik kısa bir videomuz var. Bu videoyu izleyebiliriz.
Ben kişisel olarak bu alanların pek çoğunu deneyimlemiş birisi olarak mühendisliğin beni en çok etkilen yönünün mühendisliğin bir tutku olması ve sevmeden yapılamayacak olması ve sürekli gelişim bakış açısıyla süreç iyileştirmelerinde bulunup farklı fikirler ve projeler geliştirebilme imkanıydı. Çalışma hayatım boyunca çevik iş anlayışıyla değişime açık olmaktan, sorgulamaktan ve yeni iş fikirleri ve projeler üretmekten asla vazgeçmedim. Sizlere de sadece kendisine verilen görevleri yerine getiren, üreler olmayı değil, sorgulayan, planlayan, zamanı iyi yöneten, değişime açık olan, çevresine karşı duyarlı, lider ruhlu ve çalışkan bireyler olmanızı tavsiye ediyorum. Hepimizin bildiği gibi bu yıl pandemiyle birlikte hepimiz bu değişime hızla adapte olmaya bir nevi mecbur hale geldik. Böylesi zor koşullarda liderlik yapan kişi ve kurumlardan olabilmek çok önemli. Şişecam olarak bu çalışmalara Ar-Ge merkezimiz tarafından geliştirilen V-Block teknolojisiyle katkı sağladık. Geliştirdiğimiz özel bir kaplama teknolojisiyle cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren bu buluş, bu mücadelede önemli katkılar sağlayacak diye düşünmekteyiz. Mühendisliğin önemini burada bir kere daha görmekteyiz. Bu nedenle tutkularınızın peşinden gidin ve iyi birer mühendis olmaya gayret edin arkadaşlar. Bu ülkenin geleceği emanet edeceği iyi donanımlı mühendislere ihtiyaç var. Şişecam'da henüz öğrenciyken bu mühendisliği ve tabii farklı disiplinlerde deneyimleyebileceğiniz pek çok fırsat sizleri bekliyor. Lisans 3. sınıftan itibaren dahil olabileceğiniz staj programları, son sınıfta yapmanız gereken bitirme projeleriniz ve doktora seviyesindeki arkadaşlarımız için Ar-Ge merkezimizin koordinasyonundaki sanayi doktora programı ile iş hayatını deneyimleyebilir, neyi sevip sevmediğinize karar verebilirsiniz. Öğrencilik zamanında ne kadar çok staj ve proje deneyimimiz olursa iş hayatına o kadar hazır olarak adım atmış olursunuz. Biz genç arkadaşların fikirlerine önem veriyor ve Şişecam'ın gerçek projelerinde onlarla birlikte çalışıyoruz. Uzun dönem staj programımız olan Genç Yetenek Programı TÜGODİR ile sadece 2 yılda 139 uzun dönem stajımız kadrolu çalışmamız oldu. Yanı sıra bu yıl özellikle fabrikalarımızda ağırlık verdiğimiz bitirme projeleri ile şu an 5 üniversite ile 18 proje yapıyor, 60'tan fazla son sınıf öğrencisi ile birlikte çalışıyoruz. Benim de üyesi olduğum fabrikada bu bitirme projelerinde arkadaşlarımızla birlikte çalışıyorum ve her yıl Together programı ile genç yetenekleri aramıza alıp gelişmeleri için fırsat sağlayıp sonrasında başarılı olanları da kadromuza dahil ediyoruz. Tabii kariyer hayatı her zaman tek bir çizgide ilerlemiyor arkadaşlar. Benim de öğrencilikten bugüne kadar kariyer anlamında başarılı olmak için bulunduğum bazı fedakarlıklar oldu. Yani bunlardan birkaçını sizlerle paylaşabilirim. Daha önce de bahsettiğim gibi geçici iş olarak çalışmam başta ailem olmak üzere desteklenmedi. Mühendis olarak işe başlamak için yaşadığım şehirden ayrılmak zorunda kaldım. Görev verilen bölüm hedeflediğim, çalışmak istediğim bölüm değildi. Birçok çalışma arkadaşım terfi almasına rağmen ben uzun süre terfi alamamıştım. Terfi teklif edilen pozisyonlarda çalışmak istediğim bölümler değildi. Bazen de başaramayacağını düşündüğünüz durumlar karşılaşırsınız. Böyle bir durumda o engeli aşmak için kendinize yöntemler belirleyebilirsiniz. Bu yöntem her kişi için farklı olabilir. Ama benim yöntemim hedefimden vazgeçmeden mevcut bulunduğum yerde fark yaratmak ve bu sayede yetkinliklerimi kendimi geliştirmek oldu. Yani kariyerimi tekrar tasarlamam istenseydi herhalde bir tek eğitim sürecinin dışında herhangi bir değişiklik düşünmezdim. Zira şu an hakikaten ben olmak istediğim yerdeyim, hedeflediğim yerdeyim. Zira dediğim gibi geçici iş olarak girdim bir fabrikanın fabrika müdürü oldum şu an. Bu görevi başarıyla sürdürebiliyorsam anlatmış olduğum, çalışmış olduğum bölümlerden edindiğim tecrübelere borçluyum bu başarımı. Henüz kariyerin başında olan siz arkadaşlarımda bazı tavsiyelerim olacaktır. Yani açıkçası bunları her bir maddesi ben kendim ciddi anlamda uyguladım ve takip ediyorum ve halen de bunlara bağlı kalarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Ne olmak, nerede olmak istediğinizden emin olun. Çalışma hayatı mutsuz tamamlanamayacak kadar çok uzundur. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Doğru olun, dürüst olun. Kendiniz başta olmak üzere sorgulamayı hiçbir zaman bırakmayın. Gelişim için gereken ilk şey budur. Size yapılan geri bildirimleri mutlaka dikkate alın. Empatiyi hiçbir zaman bırakmayın. Her şeyin göründüğü gibi olmadığını unutmayın. Kariyer yolculuğu uzundur. Doğruları yapıyorsanız muhakkak hedefe ulaşırsınız. Çok hoşlanmadığınız, heyecanlanmadığınız bir görevde çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda bile kendinizi geliştirmek için bu durumu fırsat olarak bakın. Aslarınızın işini onlardan daha iyi yapacak düzeyde olun.
Üstelik sizden ne istiyor ise empati yaparak istenileni bir adım hatta iki adım ilerleterek yapmaya çalışın. Üstlerinizin sadece kuvvetli yanlarını örnek almayın. Olumsuz olarak algılanan davranışları da gözlemleyerek bunları yapmamaya çalışın. Yerinize adam yetiştirmekten kesinlikle korkmayın. Değişimden, değiştirmekten korkmayın. Her değişim bir gelişme fırsatıdır. Herkes yanlış yapar. Önemli olan yanlışlardan ders çıkarmaktır. Bir daha aynı yanlışı yapmamaktır. Anlatılanlar her zaman eksiktir arkadaşlar. Başkasının gözündendir. Onların önceliklerine, bakış açısına göredir. Bu sebeple gözünde görmediğiniz, ayağınıza basmadığınız, içinde olmadığınız her şey biraz eksiktir. Ve güven kontrole hiçbir zaman engel değildir. Arkadaşlar, sizlere paylaşacaklarım bu kadar. Bazı sorular var. İsterseniz öncelikle bunları cevaplamaya çalışayım. Daha sonra tekrar ilave sorular varsa da onları alırım. Şöyle bir soru var. Üretim planlama bölümünde çalışma istiyorum. Fakat konuştuğumuz şirketler hep deneyim istediğini söylüyor. Kendimizi bu şirketlere nasıl kabul ettirebiliriz? Kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir konu var. Birçok yeni mezun iş arama sürecinde okuldan mezun olduktan sonra okuduğu alanla ilgili hızlıca iş arama sürecine giriyor. İş arayan yeni mezunlar her ne kadar işverenlerin daima deneyimli adaylar aradıklarını düşünseler de bu aslında biraz da ön yargıdan ibaret. Birçok işveren gerek bütçesel gerekse yönetimsel tercihler nedeniyle yetiştirmek üzere deneyimsiz adaylarla çalışmayı tercih ediyor. Yani bizim şirketimiz de olabildiği kadar bu şekilde işe alım süreçlerini yönlendiriyor. Yani açıkçası biz de özellikle üretim tesislerine bu şekilde arkadaşlarla çalışmak istiyoruz. Çünkü zira yani cam üretimine bir okulu yok. Yani en azından bu şekilde bir üretimin şeyi okulda üretilmiyor. Biz mühendis arkadaşları alarak, buradaki tecrübelerimizi de ortaya koyarak, yetiştirerek onları gerekli donanıma sağladıktan sonra da şirketin farklı yerlerinde gerek atamayla gerek yatayda geçirerek kullanıyoruz. Yani bu şekilde çalışıyoruz. Hiçbir şekilde tecrübe beklemiyoruz. Ama tabii ki farklı iş halleri var şirketimizde. Bunlara yönelik tecrübeli arkadaşlar da istihdam ediliyor. Ama yeni mezunlar için böyle bir engelimiz bulunmamakta bizim. Ki zaten daha önce de bahsettiğimiz gibi Together programımız var, uzun soluklu stajlarımız var, yaz stajlarımız var. Biz ağırlıklı zaten iş kaynağımızı burada çalışan arkadaşlardan oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü yani bu süreçte hem adayları biz tanıma fırsatı buluyoruz, adayların bize tanıma fırsatı sunuyoruz, üretimi sunuyoruz. Yani hakikaten dışarıdan bakıldığı gibi üretimde çalışmak istiyor mu, orada mutlu oluyor mu, olmuyor, bunları deneyimini biliyor. Yani dolayısıyla tecrübesiz olsanız dahi işe girmeniz mümkün. Ama tabii ki her şirket böyle davranmıyor. Buna yönelik de yani farklı şirketlerde çalışarak, tecrübe attırarak da giriş yapmak mümkündür diye düşünüyorum. Üretim departmanında olmak istediğinizi nasıl anladınız diye bir soru var. Yani üretimde olmak öncelikle eğitimini almış olduğunuz konuların ve üretim tekniklerini birebir hayata geçirildiği görebileceğiniz ve bu sürecin aktif parçası olabileceğiniz departmanlardan biri de üretim departmanı. Ayrıca farklı malzemeyi bir araya getirip ortaya ürün çıkarmak hakikaten çok keyifli. Yani o üretim yani bir şeyleri yani farklı bir şeyleri kullanarak ortaya olmayan yani farklı bir malzeme çıkarmak çok farklı yani özel duygular. Artı yani bizim kendi prosesimize, sektörümüze baktığım zaman yani taşı toprağı eritiyoruz ve her ortamda, her kademede hayatımız içinde olan bir ürün elde ediyoruz. Yani bunun keyfi çok bambaşka. Dolayısıyla benim üretimi tercih etmemin sebebi bunlarla alakalı. Belki mühendisliğimle alakalı. Tercih sebebim bu. Üretim departmanında en çok hangi bölümlerden alım yapıyorsunuz? Üretim departmanında genellikle teknik konularda eğitim almış mühendis ve temel bilimlerden mezun kişiler görev alıyoruz biz, tercih ediyoruz. Yani meteoroloji ve malzeme mühendisi, endüstri mühendisi, makine mühendisi, kimya mühendisi. Şu an tercih ettiğimiz bölümler başına giriyor. Yani fabrikalar için konuşuyorum ben. Yani şu an mevcuttaki çalışma arkadaşlarımızın bu bölümlerden hepsinde istihdam ediyoruz açıkçası. Yani bizim prosesimizde çalışmak, başarılı olmak için yani mühendis olmak yani yeterli açıkçası. Ve istekli olmak, üretimi sevmek başarı için bence yeterli. Başka bir şey gerek yok. Çünkü dediğim gibi yani zaten burada
Okuldan bilgiliye gelmiyorsunuz, camı nasıl üreteceğini bilmiyorsunuz. İzabe teknolojisini çok bilmiyorsunuz yani. Cam nasıl üretilir? İşte 24 saat burada sürekli online olma durumumuz oluyor. Çok farklı. Mühendis olmak ve istekli olmak yeterli bizde başarılı olmak için. Bu şekilde. Üretim alanlarında bir çalışma günü nasıl geçmektedir? Yani muhakkak çok klasik ama yani herkesin çalışma günü çok yoğun geçmekte. Bizim de genelde çalışma planımız işlerin yoğun takibiyle geçmekte gün içerisinde. Ama standart bir günümüzden bahsetmek istersem her gün, her iş gününün başında sabah saatlerinde genelde 8-9-9.30 gibi. Çünkü insanlar gelip normal işlerini toparladıktan sonra, durumları tespit ettikten sonra 9-9.30 gibi işletme toplantısı yapıyoruz. Burada fabrikanın her bölümünden ilgili arkadaşlar toplantıya katılıyor ve bir gün öncesinin gündemini sorgulamakla başlıyoruz. Daha sonra da o gün neler yapılacak, daha sonraki günler neler yapılacakla ilgili planlamaları yapıyoruz. Ondan sonra tekrar herkes görev yerine giderek bu plan doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Yani üretim zaten online sürekli olduğu için, çünkü bizim prosesimizde bir fırın devreye alındıktan sonra üretim şeyine göre, yelpazesine göre yani minimum 10 yıl ile 15 yıl arasında ömrünü geçirir. Ve hiçbir şekilde buradan cam akışı kesilmez. Cam akışı kesilse bile fırınlarımız sıcak kalır. O bahsettiğim 1600 tonluk ergimiş camı hiçbir zaman dondurmayız. Hep sıcak tutarız. Dolayısıyla zaten gün içerisinde bunların takibiyle ilgili yoğun bir şekilde mesaimizi geçirmekteyiz. Artı gene bahsettiğim sebepten dolayı yani 24 saat çalışan bir fabrika ve yani 10 yılda 15 yıl arasında hiç durmuyor. Yani gece, gündüz, hafta sonları da yani mesai saati olmamasına rağmen en azından telefonlarla, işte gruplarla, WhatsApp gruplarıyla her zaman iletişim halinde. Çünkü üretim şartları her zaman değişebilir. Birçok parametreye bağlı olduğu için yani harmanın, işte kumun tane eriliğinden, yoğunluğundan, ondan sonra işte ergitmedeki sıcaklık değişimlerinden, seviye farklarından o kadar çok parametre var ki üretimi etkileyen. Dolayısıyla sürekli bir iletişim halinde olunuyor. Takip etme durumu oluyor. Her sabah işe giderken size motive eden şey nedir? Yani ben açıkçası bu konuda kendimi çok şanslı görüyorum. Yani zira hakikaten çok sevdiğim bir bölümde, yani şirkette ve bölümde çalıştım. Yani şu anda da çok hedeflediğim bir konuda çalışıyorum. Yani ben hakikaten her sabah yataktan kalktığımda o gün neler yapacağımı aklımdan bir kez daha geçer. Zaten planım vardır ama yani sabah kalktığım zaman da ilk aklıma gelen odur. Yani bugün ne yapacağımla ilgili, neler yapacağımla ilgili. Arkasından da daha önce neler yaptım, bir önceki gün neler yaptım, neler karar verdim, neleri değiştirdim. Bunların sonuçlarını görmek için sabırsızlıkla fabrikaya giderim. Yani benim motivasyonum bu şekildedir. Artı işletmede olduğum için de yani burada aşağı yukarı işte 330 tane mavi yaka, 124 tane de beyaz yaka çalışanımız var ve müteahhit elemanları hariç. Çok fazla insanlarla iç içeyiz. Yani işletmede olmak, insanlarla iletişimde olmak, aldığınız kararların nasıl etkilediğini görmek, onlardan birebir geri bildirim almak çok faydalı ve tercih ettiğim bir yöntemdir. Yani benim motivasyonum bu şekilde. Diğer bir soru da aldığınız en iyi kariyer tavsiyesi neydi? Belki farklı olacak ama şimdi benim en başta anlattığım gibi farklı bölümlerde çalıştım. Ağırlıklı soğuk camda çalışmıştım ilk kariyerim başlangıcında, fabrikaya girişimde. İşte üretim planlamada, özel kesim, soğuk cam falan. Soğuk camdan sıcak cama geçişime karar verildi o zamanki yöneticiler tarafından. Fakat amirim olmayan üst yöneticimiz, başka bir yöneticimiz bu kararın yanlış olduğunu bana söyledi. Yani benim bölüm değiştirme esasında yanlış bir karar olduğunu bana söyledi. Ya bu beni tavsiye gibi oldu, motivasyon kaynağı oldu. Yani çok şükür yani başarılı oldum yani yeni bölümde de. Bana ulaşan sorular bu kadar arkadaşlar. İlave sorular varsa alabiliriz diye düşünüyorum. Soruları cevapladınız Güral Bey. Süremizin de sonuna geldik. İsterseniz toparlayabiliriz. Ya zaten gerekli konuşmaları, tavsiyeleri bulundum diye düşünüyorum. Ben arkadaşlarımı yani hakikaten en önemli konulardan bir tanesi sorgulamayı hiçbir zaman bırakmasınlar. Hedeflerini hiçbir zaman bırakmasınlar. Hedefe doğru kendilerini, yetkinliklerini
geliştirmeye devam etsinler. Her ortamda bunu görsünler. Yani olumsuz bakmaktan ziyade onu fırsat bilsinler, bütün olumsuzlukları. Geriye bildiğimlere kesinlikle dikkat etsinler. Yani çünkü geri bildiğimlerin içinde muhakkak doğruluk payı vardır. Yani bunları kabul etmemek, reddetmek kişileri başarısızlığa götürür. Yani temel olarak diğerlerin içinde öne çıkaracaklarım bunlar. Ben arkadaşlarıma, öğrenci olarak olanlara başarılar diliyorum. İş arayanlara umarım hedefledikleri, bekledikleri bir kurumda en kısa sürede iş başı yaparlar. Bizim de zaten şartlarımız ortada. Biz arkadaşlara çalışmak için her zaman varız. Ama staj anlamında, ama kış stajda Tukaydır anlamında. Biz her zaman buradayız. Artışacağım da hakikaten bu konuda çok ciddi anlamda özveride bulunmakta. Şartlarını sonuna kadar öğrenciler için zorlamakta hakikaten. Yani böyle büyük fırsatları değerlendirsin bütün arkadaşlarım. Pekala. Güral Bey'e bugün bizlere vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili katılımcılarımız, eminim bizi dinlerken bir yandan da sosyal medyadan arkadaşlarınızla haberleşmeye devam ediyorsunuzdur. Etkinlik linkimizi arkadaşlarınıza göndererek bu muhteşem etkinliğin ilhamını onlarla da paylaşabilirsiniz. Çünkü mutluluk ve ilham paylaştıkça artar.